önce Rusya diyeceğim sizlere, Ukrayna diyeceğim sizlere. Ve Ukrayna Rusya'ya uzun menzilli füzelerle saldırdıktan sonra bir de İngilizlerin Storm Shadow dedikleri füzesiyle saldırdı. Bu da uzun menzilli ve 3. Dünya Savaşı'na doğru sanki gidiyoruz. Neden? Çünkü Rusya'nın bugün Ukrayna'yı gece vurması bekleniyor. Öyle de bir ihtimal var. Ve Biden dünyayı ateşe attı gider ayak. Yani gider ayak aslında gümbür gümbür gidiyor. Başkent Kiev'de siren sesleri yankılanıyor. Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor. Rusya'nın misillemesi nükleer mi olacak? Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı? Bin günü geride bırakan Ukrayna Savaşı'nda kritik bir geceye giriliyor. ABD'den İtalya'ya, İspanya'dan Yunanistan'a birçok ülke Kiev büyükelçiliklerini kapattı. Almanya elçilikte sadece sınırlı personel bıraktı. Gerekçe olası Rus saldırısı. Kremlin sözcüsüne elçiliklerin kapanması kararı soruldu. Sözcü bu soruya yanıt vermedi. ABD Başkanı Biden'ın kararı kuzeyde bütün dengeleri değiştirdi. Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeyle Rus topraklarını vurmasının ardından Rusya Ukrayna topraklarını hedef aldı. Kiev yönetimi sahada karşılık verdi. Bu kez de İngiltere'den tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini kullandı. 290 kilometre menzilli füzelerle Rusya topraklarını vurdu. Putin yeni nükleer doktrinini imzalarken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın NATO hedeflerine kitle imha silahlarıyla saldırı düzenleyebileceğinin sinyalini verdi. Üçüncü Dünya Savaşı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden bir tartışmalı karara daha imza attı. Kiev'e kara mayınları verilmesini de onayladı. Kremlin ise Putin'in başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'la Ukrayna'da ateşkes müzakerelerine açık olduğunu açıkladı. Tabii Biden hükümeti kazansaydı, yani demokratlar kazansaydı bu adımları atar mıydı? Peki demokratlar, yani Biden tarafı gider ayak 2 ay sonra bırakacak. Tam 2 ay sonra bugün göreve Trump gelecek. Peki neden bu adımları atmaya başladı? Savaşı kızıştıran veya böyle daha da büyüyebileceğini gördüğümüz böyle bir deliliği, çılgınlığı neden yapıyor? İşte ne bileyim, uzun menzilliler, kara mayınları, İngilizler, Fransız ortak yapımı Storm Shadow'lara izin verdi. Onları kullanıyorlar ve bu broşürler İsviçre'de, Norveç'te, Finlandiya'da, İsveç'te savaş hayatta kalma rehberi broşürler dağıtılıyor. Yani Avrupa tedirgin ve bunun üstüne benzinle giden bir Biden, Amerikan hükümeti var. Ve Trump geldiğinde mutlaka tahmin ediyorum kuzeydeki savaşı bitirebilecektir. Ukrayna'yı feda edebilecektir diye düşünüyorum. Peki altımızda ne yaşanıyor? Birazdan meclise götüreceğim. Herkes sabırsızlanıyor. Ya meclis dedim. Mecliste olanı anlat bize. Ama bunlar da çok önemli. Çünkü ikisi arasında pres olduk. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, altımızda da Suriye belirsizliği, İsrail'de yaşananlar ve burada Trump hükümeti aslında başladığı andan itibaren Suriye'de de kendisi hissettirecek. Ve Erdoğan uçakta bugün Brezilya'dan gelirken mesajlarında verdi. Yani bir taraftan dedi Trump'ın hala da asker çekebileceğini düşünüyor Irak'tan, ama asker çekmezse diyor biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Yani şunu demek istiyor: Trump'a rağmen ben Suriye'ye girebilirim. Aslında zorluğun da farkında.